Evet, yine Anayasa Mahkemesi önünde Anayasa Mahkemesi'ne sahip çıkan da bir konuşma yaptı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan. Anayasa Mahkemesi kararları tartışılabilir. Yani diyebilirsiniz ki ya bu karar doğruydu, bu karar yanlıştı işte vesaire vesaire. Ama uymama şansınız yok. Anayasa Mahkemesi böyle olacak dedikten sonra uymak zorundasınız. Eğer mahkemelerin verdiği kararları tartışmanın ötesinde bu kararlara uymama alışkanlığı iktidara bir özenti olarak Adalet Bakanı'nın sözlerinden cesaret alarak topluma yayılırsa bir toplumu bir arada tutmak, iki devleti ayakta tutmanın mümkün olmayacağını hatırlatalım. Evet, gazeteciler eylemde Anayasa Mahkemesi önünde sansür yasasını görüşüyor bugün Anayasa Mahkemesi. Biz de ara ara bağlanıyoruz. Orada gazetecilerin, hukukçuların açıklamalarına yer veriyoruz. Polatgillere tekrar dönelim. Dört bir yanımızı Polatgiller sardı. Şimdi bu Polatgiller, yani çok sayıda ve hepsini tek tek adlarını veremeyeceklerimizle ilgili bugün Necati Doğru kuklacı kim demiş? İşte tam da bunu konuşalım istiyorum. Yani bir tek Dilan Polat, Engin Polat çifti üzerinden eğer bu yaranın tamamen iyileştirileceği düşünülüyorsa orada ciddi sorun var. Kuklacı kim? Yani bu isimler 3 yıl öncesinde, 5 yıl öncesinde bir gecekonduda yaşarken bir anda yatlar, helikopterler, uçaklar, katlar sahibi olan, milyarlarca lirayla oynayan bu kişilerin arkasında kim var? Asıl soru bu. Şöyle diyor Necati Doğru bugün Sözcü gazetesinde. Çok parlak eğitim göremediler, birbirlerini sevdiler, birlikte iş kurdular, çok çalıştılar. Buram buram alın teri başardılar. Zengine özendiler. Babaları zengin değildi. Sınıf atladıklarını sandılar. Aslında garibandılar. İkisi de gecekonduda büyüdü. Son günlerin en çok izlenen Dilan ve Engin Polat hikayesi yüksek güvenlikli Silivri cezaevine düştü. Her birinin değeri 30-35-40 milyon liraya varan kırmızı, lacivert, siyah renklerden çok lüks 14 otomobilleri Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi önünde seyirlik oldu. Koca iki hafta. Bütün gazeteler birinci sayfalarına dalgalı saçlarına Amerika dolarından bigudi yaptırmasını ve havaya destelenmiş Türk lirasını savurarak son model Ferrari'lerin önünde video çekimlerini yayımladı. Bütün televizyon ekranları haber saatlerine onların başarı hikayesini koydu. Bir de moda deyimle sosyal medya fenomeni de olup milyon kere izlendiler. Dolardan bigudi, altın tozlu kahve, kara para aklama. Bunlar iki gariban, bir kuklacı var. Onları oynattı. Bu garibanların hayatından sabun yapmış, Dilan ve Engin Polat güzellik merkezleri hamamında kara parayı keseletmiş, sabunlamış, yıkatmış. Yıkanan ne kadar? Şimdi kimin elinde? Garibanlar hapiste. Peki kuklacı kim? Bu garibanların devlet içine sızması, iktidar partisine, yüksek bürokrasiye, altın tozlu kahve ikram ederek zenginleşmesi mümkün değil. Bir kuklacı var. Akıl ondan geldi. Garibanlar sabun oldu, kara para yıkandı. Emniyette saatler ve günler süren ifadelerinde biz çalışarak bugünlere geldik. Şirket açtık, şirket kapattık, sonra yine şirket açtık. 27 şirkete ulaştık. Birimiz reklam yüzü, diğerimiz zamanlama ustası oldu. Parayı biz böyle biriktirip büyüttük dediler. Geçen yıl Türkiye'de 140 bin şirket kuruldu ve 24 bin yeni şirket kapandı. Türkiye ekonomisi Cumhuriyet tarihinin en derin krizine girdi. Aç şirket, kapa şirket. Para kazandırmıyor. Türkiye'de ahlaksız siyasetçi, ahlaksız bürokrat, ahlaksız iş adamı üçlüsünün birliğiyle soyularak elde edilen çok yüksek düzeyde kara para var. Kara para. Kuklacı üretiyor, kuklacı kuklalar buluyor, kara para aklanıyor. Resmi belgede sahtecilik, suç örgütü kurmak, mal varlığını aklamak, yasa dışı bahis, vergi kanunu çalımı. Bunların hepsi bir arada iki garibanın tek başına düşünüp üstesinden geleceği organizasyon becerisi işi değil. Dilan ve Engin Polat hikayesinde ortaya çıkmayan, perde arkasında gizlenen mutlaka var. Sayın savcıların hazırlayacağı iddianamede kuklacıyı da görmek, bilmek, tanımak Türkiye'nin hakkıdır. Gerisi dedikodu. Dilan Polat günlük harcadığı paranın 750 bin lira olduğunu,
kendi görüntüsü ve sesiyle videosunda açıklamıştı. Şimdi cezaevinde ona yasanın gereği olarak günde yaklaşık 350 lira kantinde harcama parası verilecek. Adnan Hoca'nın kedicikleriyle aynı koğuşta yatmasın diye başka cezaevine nakledilecek. Haftada 10 dakika dışarıyla telefon görüşebilecek, eşiyle de kanunun izin verdiği süre içinde beraber olacak. Tamam da kuklacı nerede? Şimdi ne yapıyor? Yıkanan para kimde? Yurt dışına mı gitti? Evet. Kuklacı kim? Kim bu kuklacılar? Tek bir kuklacı da yok herhalde. Şimdi yeniden Anayasa Mahkemesi önüne dönüyoruz. Tolga Şardan konuşuyormuş. Geçen hafta kaleme aldığım bir yazı nedeniyle de Türk Ceza Kanunu 217A hükmü gereğince önce gözaltına alındım, sonra tutuklandım. Pazartesi akşamı da tahliye edildim. Ben son olmamı istemiştim bu sabah buraya gelinceye kadar ama gelen haberlere bakılırsa aynı çerçevede yeni bir gözaltı daha olmuş. Bu gözaltılar nereye kadar sürecek bunu bilemiyoruz. Ancak benden önceki konuşmacıların da dile getirdiği gibi bugün Anayasa Mahkemesi önemli bir karar alacak. Bu karar Türkiye'nin önümüzdeki dönem için ne istikamette gideceğinin de göstergelerinden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi yine konuşmacıların söylediği gibi bir taş binadan ibaret olmadığını, içinde bir hala demokrasi, çağdaşlık, halkın haber alma gücünün ya da talebinin yerine getirilmesini için görev yapan biz gazetecilerin önünü açması yönünde bir karar alması gerektiğini umuyorum. Ve sonuç itibarıyla gelecek kuşaklara, genç kardeşlerimize henüz daha akademik eğitim yapan gazeteci adaylarının da önlerinin açık olması için bir zemin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum ve bizler de bunu eğer bugün Anayasa Mahkemesi iptal kararı alırsa biz zaten meslek örgütleri ya da gerçek gazeteciler olarak gazetecilik mesleğinin çok daha ileri gitmesini yine bizler sağlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Evet, konuşmalar devam ediyor. Biz de ara ara bağlanıyoruz Anayasa Mahkemesi önüne. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de geleceğine dair bir son dakika sıcak bilgisi var. Onu aktaralım. Başka kim gelecekti arkadaşlar? Saadet Partisi Genel Başkanı da mı geliyor? Saadet Partisi'nden vekilleri geliyor. Peki, Saadet Partisi vekilleri de gidecekmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Anayasa Mahkemesi önünde gazetecilerle dayanışma için oraya gidiyor. Oraya gittiğinde gazetecilerle buluştuğundaki görüntüleri de canlı yayında ekrana getireceğiz. Dört bir yanımızı saran bu kuklalar, Polatgiller ve onların arkasındaki kuklacıların sorgulanması gerektiğini söylemiştik. Biz onların sorgulanması gerektiğini söylerken bu arada İçişleri Bakanlığı hemen her gün bir operasyon düzenliyor. Farklı farklı operasyonlar. Her gün, her sabaha yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Bugünkü operasyonun adı Siber Göz. Siber Göz. Operasyonda 43 gözaltı var. Evet, Siber Göz operasyonu yasa dışı bahis suçuna yönelik bir operasyon. Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet. Futbol ve bahis şans oyunları düzenlenmesi hakkında bir operasyon. Bunun görüntüleri var. Görüntüleri verelim. Dün ana haber bülteninde paylaşmıştık. Bakın bunları İçişleri Bakanlığı paylaşıyor bu görüntüleri. Sesini açalım arkadaşlar. Sesi duymak istiyorum. Tam açalım. Arkada dursun. Kalsın. Evet. Böyle bir Kurtlar Vadisi. Bakın. Kurtlar Vadisi modunda geliyoruz, baskın yapıyoruz, önce takip ediyoruz, çıkışlar. Yani bir şov, bir gösteri var. İçişleri Bakanlığı bu paylaştığı videolar, o videolara eklediği bu müziklerle biz her gün sizlerle
sizin emniyetiniz ve huzurunuz için çalışıyoruz diyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi acaba kara para aklanması ile ilgili her bir yanımızı Polatgiller sarmışken, İçişleri Bakanlığı her gün bir operasyon düzenlerken kara para aklanmasına dönük bir araştırma önergesi ne demiştir? AKP ve MHP oylarıyla hayır araştırmayalım demişler. Evet, dün kara paraya yönelik araştırma önergesi meclis gündemine geldi. AKP ve MHP araştırmaya gerek yok dedi. Bu araştırılmasın, peki mecliste ne çıktı derseniz? Mecliste kentsel dönüşüm düzenlemesi yasalaştı. Kolluk kuvveti marifetiyle artık tahliyeler yapılabilecek. Evet, bu kentsel dönüşüm yasası çok tartışmalı. İçerisinde yer alan maddeler, efendim bizim niyetimiz o değil, biz o amaçla hazırlamadık. Yani depremden etkilenecek, çürük binaları tahliye edebilmek, boşaltabilmek için bu yasayı çıkardık denilse de iktidarın sansür yasasını da neden çıkardıklarına dair yaptığı açıklamalarla uygulamayı görünce en son ki benzeri çok yasa var. Bu yasada insanları ciddi biçimde endişelendiriyor. Bu yasayla beraber İstanbul'un büyük bir rant merkezi olarak artık satacak elinde pek bir şeyi kalmayan iktidar tarafından satılacak yeni araziler, kupon araziler üretmek üzere kullanılabileceği yönünde bir endişe bu. Günlerdir yazılıyor, çiziliyor ve biz de sizlere aktarıyoruz. Şimdi Dezenformasyon Merkezi'nin bir açıklaması var. Bunu ekrana getirelim. Bu konu da önemli. Dün sizlere...